Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ayın 18. videosu ile karşınızdayım. Bugün insanların en gereksiz hissi olan pişmanlık üzerine konuşacağım. Umarım bu video herhangi bir şekilde işinize yarar. İnsanlar hayatta en çok kaçırdıkları fırsatlar ya da yaptıkları yanlışlar üzerine böyle sanki olay çoktan geçmemiş gibi oturup demlenmeyi, sürekli düşünmeyi, ahlayıp vahlamayı seviyor. Oysa hayat sürekli zaten ilerlemek üzerine kuruludur. Yani olduğunuz yerde sayacağınıza, hele bir de yaptığınız sizce hata olan şeylere geri gidip sürekli onları düşüneceğinize önünüze bakın. Videonun mesajı bu kadar. Demeyeceğim tabii. Bazı örneklerle konuşmak istiyorum. Her zamanki tarzım gibi. Eğer beni ilk defa görüyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Genel olarak burada hayata dair durumlar üzerine konuşup kişisel olarak gelişmeye çalışırken neleri daha farklı yapabiliriz ya da neye daha farklı bakarsak daha iyi yaşarız. Bunun üzerine videolar yapmaya çalışıyorum. Hayatta her zaman bardağın dolu olan tarafına bakmaya çalışarak yaşadığım için zaten bir de aksi halde yaşayan da erken öldüğü için bu konuda bu alana dair neler yapabiliriz bunlara bakmaya çalışıyoruz açıkçası. Bir soru vardır. Bir insanı derinlemesine tanımak istediğiniz zaman o insanlara en çok sorulan sorulardan biridir. İşte hayattaki en büyük pişmanlığın ne? Ben bu soruya hayatımın çok büyük bir döneminde cevap veremedim. Ve cevap vereceğim zaman da aklıma gelen tek şey Fatih Üniversitesi'nde okumaktı. Hani ilişkilendirildiği örgütle alakalı olarak. Bir de o zamanlar açıkçası biraz böyle kibirimle de karışık. Ben devlet yani devlet okulu, özel okul farkını çok görerek büyüdüm. İlkokul daha hani eğitim öğretim hayatıma başlarken direkt yurt dışında farklı ülkelerden insanlarla okuma imkanım oldu ama o okullara tabii ki parayla gittim ben. Ve 3 sene özel okullarda okuyup ve eğitim hayatıma tamamen kolejlerle başlayıp ondan sonra devlet okuluna geçmiş ve üniversiteye kadar tekrar tamamen artık o 12 toplamda 12 senenin 3'ünü özel okullarda paralı olarak okumuş, 9'unu devlet okullarında okumuşken tekrar paralı bir okula gittiğimde oradaki insanların çok büyük bir kısmı benim gibi Türkiye'de ilk bine girip işte bursla falan dereceyle gitmedikleri için oraya sadece hani bir şekilde belli bir giriş puanı almış ve oraya para vererek giden çoğunluk vardı. Bana da o insanların çoğu aptal gelmişti açıkçası ve gerçekten de hani fikrimi de haksız çıkaracak çok daha fazla insanla karşılaşmadım. Genel olarak sadece benim gibi böyle bursla, derece bursuyla falan gelen arkadaşlarım beni entelektüel açıdan doyuran arkadaşlar oldular. Onun dışında bomboş işte sevgili yapma derdi. İşte babasının aldığı arabanın biraz daha üst model olması derdi. İşte hafta sonu gittiği şeyin mekanın daha pahalı olması derdi gibi. Böyle abuk subuk, aptal saptal, gereksiz ve sığ şeylerle uğraşan sınıf arkadaşlarımın olduğu bir okulda okuyordum sonuç itibariyle. Biz bazen okulun restoranının en ucuz olanını seçmeye çalışırdık. İşte hangi hani ne bileyim binalar arası olan kantinlerden sandviç mi alsak falan derken onlar daha çok restorandaki işte cordon bleu'yu mu yesem falan derdine düşerlerdi. Yani çok alakalı değildik. Resmen hani burjuva sınıfıyla işçi sınıfı bir arada aynı ortamda takılıyor gibiydi. Ben hoşlanmamıştım. Özel okulda okumaktan saçma gelmişti bana. Ki en başından 6 ile 9 yaş arası o ortamlarda okuduktan sonra ki orada da kaynaşmadım. Çünkü o zaman da insanların yaşam standartlarıyla birebir de uyuşan bir standartta yaşamıyorduk biz ailece. Dedim yine geldim aynı terane, bir de bunlar salak en azından, yani hani bu daha da kötü bir durum. Hani kolejde tamam hepimiz aynıyız zaten, çocuğuz, ne farkımız olacak da. Yani sonradan bir de o okulun hali hazırda içinde iken bu işte daha dindar olan o direkt içerideki örgütleşmeden falan olan parçalar illa bizi de sohbetlere falan çağırırken ve ben hiçbir zaman dini konuda, yani başörtülüyken ki 16 sene başörtülüydüm. 16 sene başörtülü olduğum zaman da bile hiçbir zaman başörtülü olarak bile çok liberal bir insandım aslında. Liberal diyelim, evet, hani özgürlükçü. Kim ne istiyorsa o olsun, bana ne yaptığınızdan, tam olarak öyleydim.
O yüzden ben mesela o zaman da yakın başörtüsüz arkadaşlarım da vardı ki genelde başörtülülerin başörtülü olmayanlarla arkadaş olması o tarafa da çekildiklerini gösteren bir şeydir de derlerdi. Sonraki senelerde ben açıldığımdan beri iyice zaten başörtülülük konusu belli bir hani toplumun belli bir kesimini temsil etmekten ziyade bayağı moda unsuru oldu. Başörtülü arkadaşlar her şeyi yapıyorlar. Yani başlarında başörtüyle çok serbest bir cinsel hayatta yaşıyorlar. İşte gece kulüplerine gidip Toto'yu başı dağıtıyorlar. Her türlü şeyi yapıyorlar. Artık başörtülük eskisi gibi bir şey değil yani. Ama ben mesela orada daha çok kendi içinde olduğum mesela aileyi böyle hani işte böyle bir kızımız var diye temsil etmelik, mutlu etmek için olduğum hani olmaya çalıştığım bir insan olarak böyle hayatta kendi içimde olmak istediğim insan olamadan geçip giderken zaten hani dışarıdan aslında içimi gösterecek şekilde bir temsiliyet içinde değilim. Çünkü istemediğim bir başörtüyü takıyorum. Ondan sonra bir de gitmişim o okula. O okul zaten tamamen o kafalarla ilişkilendiriliyor. İyice artık diğer tarafa doğru giden bir hani aklı başında bir muhafazakarlık da yok. İyice böyle hani bir örgütün tepesine böyle put gibi böyle bir Allahu Ekberleştirdikleri bir yer değil mi? Öyle saçma sapan bir yer yani. Sadece ben o zaman oraya gitmemin nedeni şeydi. Benim abim o zaman işte hani yurt dışı Kıbrıs'ta okuyordu ve çok masraflı bir şeydi o. Ben de dedim ki annem de dedim hepimizin 3 çocuğun birden maddi derdini çekmesin. Ben gideyim hani orada en azından yaptığım dereceden dolayı burs veriyorlar. Boğaziçi'ne falan gidemiyordum o zaman. Galatasaray'a da Galatasaray yine Galatasaray'ın bu sefer de ait olduğu zihniyete. Hay Allah'ım ya. İdeolojilerin ortasında kalmış. Aslında hiçbiriyle şahsen sorunu olmayan ama hani dış kendi hemen dibindeki bağlantıları sorunu olduğu için hiçbir yere gidememiş bir insanım. Ben sınava ilk girdiğimde Galatasaray Üniversitesi'nde Fransız Dili Edebiyatı okuyabiliyordum. İkinci kez girdiğimde de 721. olmuştum. O zaman da Bilkent'e burslu kazanabiliyordum. Kendi hali hazırda bitirdiğim Amerikan Kültürü Edebiyatı bölümünden. Yani ya Bilkent ya da ki Bilkent'te okunuldu. Bilkent'in hiçbir şekilde yine paralı bir okul olsa da hani paralılarla bursluların zeka ve kültürel birikim açısından farklı olabileceğini düşünmediğim bir okul en azından. Orada aynı şeyi düşünmezdim eminim. Hani Bilkent ya da Galatasaray'a gidebilecekken Fatih Üniversitesi'nden diploma alacak bir hayatı seçmiştim. Seçmek zorunda kaldığımı hissetmiştim. Orada biraz kurban olmuşum artık böyle hani başkaları için fedakarlık yapmışım ya. Hani büyük bir insan gibi böyle. Ben derdim ki hayatımdaki en büyük pişmanlığım Fatih Üniversitesi'ne gitmiş olmak. Şimdi aradan üniversiteyi ben 2013'te bitirdim. Aradan geçmiş 11'den fazla sene. Şu an dönüp baktığımda hiç de yani uzun bir süredir özellikle manevi uyanışımdan bu yana hiç öyle bir şey düşünmüyorum açıkçası. Olması gereken oymuş. Allah'ın takdir ettiği, benim için uygun gördüğü ve benim gitmem gereken yer oymuş. O yüzden gitmişim. Onu fark ediyorum. Orada o zamanlar değerli arkadaşlar da edindim. Benim vizyonumu aslında akademide farklı bir vizyon olarak görmeyi çok isteyen, beni akademik manada ilerlemem için çok güzel teşvik eden, çok hoş 4-5 hoca ile falan tanıştım. Hepsi ayrıdır bende. Biri Amerikalı, biri Fransız, 2-3 tane Türk hocam. Hepsi de çok sağ olsunlar. Hem desteklediler hem de derlerdi ki hani sende farklı bir vizyon var. Keşke akademisyen olsan falan derlerdi. Benim bu hiperaktivite dikkat eksikliğinden dolayı oturup da ders çalışıp akademik çalışmalar yapamayacağımı gördükleri için hani vizyon var ama o hani oturup böyle masa başı iş kısmını yapmakta zorlanacaksın. O yüzden bir yandan da uygun olmayabilir sana derlerdi. Ama genel olarak mesela hani vizyonumu hani potansiyelimi çok desteklemiş ve gördüklerini belirtmiş hocalarım olmuştur. Hocalarım çok kıymetliydi orada. Ama onun dışında mesela yani sırf hani ilişkilendirildiği yer ve de benim okurken oradaki ortamda hani okulda gördüğüm insanlar o kadar böyle itildiğim bir yerde ki hiç okulumu hiç sevmedim ya. Ha bu kadar olur hani nasıl mezun oldum da diploma aldım oradan o bile Allah kısmet etmiş yani. Çünkü benim kadar okulundan hani kopuk halde bir öğrenci olan biri için kalkıp da oradan diplomayı hem de okulu hiç uzatmayacak şekilde almış olması bayağı mucizevi. İnsanlar genelde tutunamıyorlar yani. Hatta bana bile sorulduğu zaman hep işte Bengisu şurada okuyorum ama başka bir yere gitmek istiyorum. Sence sınava tekrar gireyim mi diyenlere
sanki kendim yapmışım gibi yani her zaman kesinlikle gir falan diye böyle tam gaz destek vermişimdir. Ama bana sorulduğunda ne okula gidiyorum, ne okulu seviyorum, ne de okul bırakıp yeniden sınava... Dediğim gibi aslında girdim ikinci sınıfta, girdim de şey yapmadım. Aman dedim okulun yarısı bitmiş, şimdi kim ne uğraşacak? Yani sorulsa hayattaki en büyük pişmanlığım. Ne olacak? Yıllar geçti üstünden. Hiçbir önemi yok. Bir de zaten hayatımın geri kalan kısmında hayat ilerledikçe bana verilen fırsatların hiçbiri Fatih Üniversitesi mezunu olduğum için bile mesela şey olmadı. Aa ama sen buradan mezunmuşsun. O zaman bu olmaz denmedi yani. Mesela şimdi bakıldığı zaman Trendyol, işte hatta daha da abartalım Unilever, McKinsey bilmem ne. Ya böyle aşırı büyük. Trendyol aşırı büyük değil de yani dünyanın en büyük şeyleri, L'Oreal'dir falan, bunlara girmek için işte Bilkent, Boğaziçi, ODTÜ, Koç, bunlardan mezun olmanız bekleniyor ama oralara girmesen ölmüyorsun zaten. Hatta oralara girmeyip bir sürü çok daha fazla para kazanan bir sürü insan var. Hatta üniversite bile okumadan para kazanan, çok fazla para kazanan insan var. Çünkü alakası yok yani. Yani tek şartınız oralarda okumuş olmak değil. Sadece oralara ait olmanın hani bu üçüncü boyuttan, hani dünyevi, nefsani boyutta ayrı bir etiketi getirisi var size. O kadar. Onun dışında hayattaki en anlamsız his pişmanlıktır. Yani mesela bu biten durduk yere biten arkadaşlıklar için de geçerli. Yaptırdığınız ve hiçbir şekilde gitmeyecek üzere bedeninize kazınan dövmeler için bile geçerli. Bir sürü konuda yani yaptığınız evlilikler için de geçerli. Aldığınız çoğu büyük karar, aslında hiçbirinden pişman olmanıza gerek yok. Çünkü bugün size çok önemli bir şey söyleyeyim. Evet, belki bir seviye özgür iradenizle aldığınız o kararları ve o eylemlerde bulundunuz ama büyük resimde zaten hepsi aynı benim Fatih Üniversitesi'ne gittiğim gibi sizin de kaderiniz de zaten belliydi. Yani bilmiyorsanız bugün newsflash, son dakika haberi, böyle bir şey vardı zaten yani. O yüzden kalkıp da ben mesela hani üniversiteye gitmek gibi büyük bir şeyi işte hani şey mi zannediyorsunuz mesela tamamen Bengisu'nun elindeydi de kalkıp böyle bir şey yaptı. Yok, hayır. Mesela eğer gerçekten başka bir yere gitmem yazılı olsaydı gider başka bir yerden mezun olurdum ve oranın diploması elimde olurdu. Mesela bir şeyim vardı, yöneticim vardı benim eski işlerimden birinde. Çok da desteklemişti beni sağ olsun. Aynen üniversitedeki hocalarım gibi bayağı destekçim olmuştu işimde de. Ya adamcağız 2 yıllık mı ne bir evlilik yapmış bitirmiş sürekli. Benim o aralar işte kalben bağlantılı olduğum insanla bir gün her şeyin böyle denkleşip kavuşulması üzerine bir beklenti içerisinde olduğumu görünce bana sürekli kendi pişmanlığının yansıtmasını yapardı. Peki sen bu kadar oturmuş bekliyorsun, bu adam dönmezse, peki döndüğünde asla buna değmezse, sen bu zamanı nasıl geri alacaksın Bengisu falan. Ya dedim ki hani tam bu benim seçimim mesela. Ben o son o hani potansiyel varış noktasını hayatımda gerçek olarak bir görmeyi, bir hani visualize dediğimiz bir görselleştirmeyi kabul edip hatta o noktaya vardığımda orada olmayı bile kabul ederek şu an bekliyorsam, o zaman ben demek ki her türlü şeye açık olarak pişmanlık falan öyle bir şey yok ya. Hani bu şu an aklıma şey geldi gerçekten çok da güzel. Bakın o şarkı niye patladı? Niye patladı gitti? Sammy Cenk'in bu pişman değilim şarkısı 2 sene önce mi neydi? Hiç pişman değilim senin olmaktan diye böyle çok çok da güzel. Çok severim Sammy Cenk'in bağlı şarkılarını. Yani hiç pişman değilim beni kırmandan diye devam ediyor yani. O bizim aslında böyle çek jiletleri bileğe dağman ne aşığız. Bununla alakalı olan bir şey değil. İnsanlar hayatta geldiğiniz noktada hiçbir şeyin hayal ettiğiniz gibi gitmemesini bile kabul ederek hala o sürecin içerisindeyseniz, bırakın kimsenin lafına bilmem nesine falan, pişman olmak dünyanın en gereksiz hissidir. Pişmanlık yani, çünkü zaten hiçbir şeyiniz tesadüfi, gelişini yaşamıyorsunuz ki. Yani dediğim gibi ne girdiğiniz ilişkiler, ne işler, ne okullar, bunların hiçbiri böyle aman birden gökten düştü de birden onu kabul ettim, keşke biraz daha araştırsaydım. Böyle bir şey yok ki hayatta. Yani siz yaşadığınız herhangi bir şeyin rastgele olduğunu mu zannediyorsunuz? Böyle bir şey yok. O yüzden dünyadaki en anlamsız, en saçma his pişmanlık hissidir. Şimdi sana daha gündelik şeyler vereyim. Örnekler vereyim. Mesela bitirdim şimdi. Bitiyor da. Diyelim ben bu bir fincan kahveyi bir kafede almışım.
Bunu da ilk defa alıyorum, tamam mı? Hiç beğenmemişim. Abi, aa, bu kahveyi aldığıma çok pişman oldum diye ne kadar? Al şu bardağı, git kasaya, tamam mı? De ki ben bunu hiç beğenmedim. Bana başka bir kahve verir misiniz? Bu kadar basit, tamam mı? Bir ilişkiye girdin, olmuyor, saçma sapan. Ulan bu karıyla da hiçbir şey olmuyor. Bu herifle de hiçbir şey olmuyor ya. Ya ben sana demedim mi yılda iki kere yurt dışına çıkacaktık? Sen hala oturmuşsun Galatasaray'ın bilmem neyin maçı işte yok Süper Lig'e kombine bilet alıyorsun yurt dışına gitmek için biriktireceğimiz paralarla falan. Hiç bu arada fiyatları bilmiyorum, önemli değil. Yani sen nasıl vizyonsuz bir adamsın ya? Sen mahkum musun ya? O kalk o vizyonsuz adamın kadının yanından. Tamam, önce git bir kendi kafana bir iyileş. Sen bir kendine gel, böyle bir topla. Sonra da o vizyonlu olanı bul. Ya da sen önce o vizyonlu olanı çoktan bulmuşsun gibi bir hareket etmeye başla da evren sana ha, bu evet ha, bu galiba yola girdi. Ben bunun yanına bir tanesini vereyim desin yani. İşte ne bileyim, benim aksime. Sen bir üniversiteye girdin de bu da hiç sarmadı ya. Burası değildi ya, ben buraya gitmek istemiyordum falan. Niye pişman olur? Pişman olmak dünyanın en saçma şeyi ya. Ya pişman olmak diye bir şey olabilir mi ya? Kalk değiştir ya şartlarını. Ama işte böyle oldu da falan. Ay ne kadar saçma şeyler ya bunlar. Pişmanlık diye bir şey yoktur. Yani pişman olmak o kadar anlamsız ki. Sen eğer gerçekten de bir şeyin şartlarını kendin seçerek, kendin tamamen oluşturarak o durumda kaldığına inanmıyorsan bile bir yerden sonra en azından ya onun öyle olması gerekiyormuş dersin, bu birinci senaryo, tamam mı? Onun da öyle olması gerekiyormuş ve oradan da bir şey öğrendim. Hiçbir şey olmasa neyi istemediğimi öğrendim, tamam mı? Bu bile bir şeydir hayatta. Çok önemli bir şeydir hani neyi istemediğini bilmek. Ya da ikincisi mesela dersin ki işte ha tamam bunu denedik olmadı. Bu kahve güzel değil. Bu adam kafam beni sarmadı. Bu ev yok içimi açmadı. Ta o zaman değiştiririm. Kalk ve değiştir yani şartlarını. Bu kadar zor olan bir şey yok. Pişmanlık bu yüzden dünyanın en anlamsız hissidir. Ya pişman olduğun şey sana hayır getireceği ve senin hiç bilemediğin vizyonlar elde etmene vesile olacağı için hayatına gelmiştir. Çünkü o senin tekamül yolculuğunda Allah'ın sana bir gereklilik kıldığı, bir ödev olarak verdiği bir şeydir ve senin o yoldan geçmen lazımdır. Ya da senin elindeyse şartlar, kalkıp hayatını değiştirebilirsin. Bu kadar pişmanlık duymanın anlamı yok. Pişmanlık dünyanın en gereksiz hissidir. Bugün bundan bahsetmek istedim. Hayatta hiçbir şeyden pişman değilim. Ne zamanında ne işim var benim burada dediğim o okula gitmekten pişmanlık duyuyorum. Ne işte ne bileyim bir kere zaten hani mavi uyanış yolcu. Ya birilerini sevdiğiniz zaman tamam diyelim ki siz birini sevdiniz tamam. Ve bir süre acaba olur mu diye böyle hani bekleme gibi bir döneme girdiğiniz bir şey oldu. Ya sanırım bekleme döneminin sonunda diğer insanın bambaşka biriyle olup bir hani hiç tahmin bile edemediğin bir tabloyla gelmesine bile açıksan. Niye pişman olasın ki? Çünkü sen de o beklediğin sürede mesela yanlış insanlarla beraber olmaktan kendini korumuşsundur. İşte saçma sapan yerlere düşüp kalkmaktan kendini korumuşsundur. Mesela oturup belki de kişisel gelişimine odaklanmışsındır ya da normalde ilişki falan hiçbir şeyin insanı değilsindir. Oturup onların üstüne kitaplar okumuşsundur. Böyle şeyler yaparak harcayın zamanınızı. Hiç pişman olmazsınız. Çünkü ne olur biliyor musunuz? Yani bir şeyler için bir yolda olduğunuzu düşünürken siz en sonunda düşündüğünüz varış noktasına varmasanız bile siz o yolda giderken yolun sonunda sizin için yazılmış daha iyi bir noktaya da varabilirsiniz. Her şey sizin istediğiniz gibi olmak zorunda değil. Mesela onu kabul ederseniz hayat size inanılmaz yani, çünkü zaten getirdiği her şeyi o bir şey, bak hiç düşünmüyordum ha böyle bir şey olacağını falan diye düşünürsünüz. Ya öyle bir karşılarsınız çünkü. Hani hayatın aslında mucizelerle gelebildiğini görürsünüz. Çünkü siz zaten gelen o büyük şeylerin mucize olduğunu fark edersiniz. Onu görecek kadar şükreden, hani şükürde olan bir insana dönüşürsünüz. Dersiniz ki, bak hiç bunu düşünmüyordum, daha iyisi oldu ha. Olabilir çünkü bazen de öyle olur. Bak gördüm hiç. O yüzden pişman olma, ne beklemenin, ne yanlış seçimi yapmanın, ne işte kendi seçmediğinizi düşündüğünüz bir şeyin içinde kaldığınızda yaşadıklarınızın size bir pişmanlık getirmesine gerek yok. Hiçbir şeyi pişmanlık olarak isimlendirmeyin hayatta. Ya derstir ya da değiştirilecek bir seçimdir. Öyle düşünün. Umarım bu video size herhangi bir şekilde yardımcı olur. Bu konuyla ilgili böyle aklınızı kaybettiğiniz bir yerdeyseniz, aklınızı kaybetmenize hiç değmediğini
göstermek için bugün bu konuya değinmek istedim. Hayatta hiçbir şeyden pişman değilim. Zamanında hiç istemediğim, hiç ideolojisine bilmem nesine hani böyle şey avukat olmadığım, savunucusu olmadığım, taraftarı olmadığım bir okuldan gidip diploma almış olmam bile. Hiç kimse ne Amerika'da ne Amerika'ya içerik yazarlığı alıp saatte 22 dolar kazanırken birileri bana işte sen bu nereden mezunsun dedi. Ne işte sonrasında bir sürü Boğaziçi'li bilmem ne, ODTÜ'lü falan insanların olduğu ajansa beni aldılar. Aa sen buradan mı mezunsun dendi. Ne işte gittim yurt dışına yerleşirken aa sen buradan mı? Hiç kimsenin umurunda olmadı. Çünkü o hani sizi sınırlandıracağını zannettiğiniz şey aslında o sizin sınırınız değil. Yani o zaman olması gereken bir şeymiş, olmuş. Hayat devam ediyor ve o arkanızda kalan şey sizin hala önünüzde engel olarak duracak bir şey değil. Bugün bundan bahsetmek istedim. Umarım bu video ihtiyacı olanlara ulaşır. Bakın mesela bu videoyu da hiçbir şekilde makyajla yapmamış olmam. Sonrasında dönüp baktığımda pişman olacağım bir şey değil. Çünkü 3 gün sonra zaten çok şükür kaşlarım temelli olarak yüzüme gelecek ve bir daha da gitmeyecekler. O yüzden bugün de bu videoyu böyle önemsediğim bir mesajı verirken makyajsız video yapmış olmam benim hiçbir şekilde pişman olmadığım bir şey. Daha şimdiden bu kararı veriyorum. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Beni Instagram'dan ve Twitter'dan takip etmeyi unutmayın. Aşağıya ikisinin de linklerini koyacağım. Videoyu beğenin, paylaşın, kanala abone olun lütfen. Hatta bence en güzeli bir üyelik alır, içerik üretme sürecimi desteklerseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.